Bu videoda sizlere insan hakları kavramının tarihçesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Tarihsel açıdan önemli olan birkaç olayı kısaca anlatacağım. Ama önce insan haklarının tanımına bakalım. İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri denir. Dil, din, etnik köken, cinsiyet gibi etmenler gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Modern insan haklarını ele aldığımız zaman ilk olarak 1689 yılında İngiliz Haklar Bildirgesi'yle kralın keyfi davranış ve yetkilerini sınırlandırıldığını görüyoruz. Bu bildirgede parlamento kararı olmadan vergi koymak yasaktır. Barış zamanında parlamento izni olmadan ordu toplamak yasaktır. Parlamentoda konuşulan konulardan, söylenen fikirlerden dolayı kimse ceza almamalıdır gibi kararlar verilmiştir. 18. yüzyılda ise Fransız İhtilali ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni ele aldığımızda ise bu alanlarda çok büyük adımlar atıldığını görmekteyiz. Fransız Devrimi'nde yayınlanmış olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne baktığımız zaman içerisinde insanlar hak ve özgürlük bakımından eşit doğar. Hiç kimse yasalarla oluşan düzeni bozmadığı sürece inancından dolayı yargılanamaz. Toplum, bütün kamu görevlilerine göreviyle ilgili hesap sorma hakkına sahip gibi maddeler görmekteyiz. 20. yüzyıla geldiğimiz zaman ise toplumsal alanda çok büyük değişimler yaşandığını görmekteyiz. Bu yüzyılda kadınlara seçme hakkı verilmiş, işçilerin çalışma hayatında iyileştirmeler yapılmış, hatta çocuk işçiler bu dönemde yasaklanmıştı. 1948'de Paris'te yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ise 30 maddelik insan hakları evrensel beyannamesi kabul edilmişti. Bildiri 10 Aralık 1948'de imzalandığı için 10 Aralık İnsan Hakları Günü olarak kutlanılmaktadır. Bu bildirgeyle günümüzde yer alan kanun önünde herkes eşittir.